İnsan için orman, ekonomi için orman programını katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Bir ihanet kalkışması ülkeyi yaktı. Bütün millet ayağa kalktı. Çoluk çocuk ihtiyar genç sokağa attı. Demokrasi darbeymiş aşkındı millet. Ya özgürlük bundan sonra yahut da zillet. Milyonların ayak sesi titretti yeri. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Rabbim gücünüzü, kuvvetinizi artırsın inşallah. Ve Rabbim inşallah 16 Nisan'da gençlerin parlamentoya nasıl gireceğini göstermeyi de inşallah dualarımızın nimetiyle bizlere nasip etsin. Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın kıymetli yöneticileri, geçimini ormandan sağlayan değerli vatandaşlarım, çok değerli kardeşlerim, hanımefendiler ve efendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Bir yıllık aranın ardından bu defa Ankara'da yine sizlerle birlikte olmanın, hasret gidermenin memnuniyeti içindeyim. Geçtiğimiz yıl bugün İstanbul'da ormancılarımızla buluşmuş, çeşitli projelerin açılış törenlerini gerçekleştirmiş, özel günlerin anmasını yapmıştık. Birleşmiş Milletler'in Dünya Ormancılık Günü olarak belirlediği 21 Mart uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 22 Mart tarihi Dünya Su Günü, 23 Mart'ta Dünya Meteoroloji Günü olarak kutlanıyor. Birbirleriyle yakın ilişkisi olan tüm bu özel günlerin kutlamasını buradan bugün yapıyoruz. Tabii 21 Mart'ın bizim için bir başka anlamı daha var. Ülkemizle birlikte Orta Asya'dan İran'a ve Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada Nevruz günü olarak 21 Mart tarihi, yani toprağın uyanışı ve baharın müjdecisi olarak kabul edilip kutlanıyor. Nevruz, insanla tabiat arasındaki karşılıklı saygıya, sevgiye, dayanışmaya dayalı ilişkinin sembolüdür. Bu kadar geniş bir coğrafyada birbirlerine komşu kültürler arasında ortak bir değer olarak yaşaması Nevruz'un isabetli bir kutlama günü olduğunu gösteriyor. Buradan tüm vatandaşlarımızın, tüm soydaşlarımızın, tüm dostlarımızın 21 Mart'ı özel bir gün olarak kabul eden herkesin Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyorum. Evet, biz de sizlerin yanındayız. Değerli kardeşlerim, biraz önce de ifade edildiği gibi bugünkü programımızda orman konusunda 6 ayrı başlıktaki gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz.
Bunlardan birincisi, orman köylülerimizin gelir düzeylerini artırmak için özel mülkiyet alanlarında yapılan ağaçlandırma çalışmalarının desteklenmesidir. Hiç şüpheniz olmasın. Evelallah, bizler beşer planında hiçbir gücün karşısında eğilmedik. Biz sadece Rabbimizin karşısında rükuda ve secdede eğiliriz. Başkası asla. Kardeşlerim, %65 hibe uygulaması kapsamında 30 dekar civarındaki arazisini ceviz, badem gibi meyvelerle ağaçlandıran her vatandaşımıza 40 bin liraya kadar karşılıksız kaynak temin ediyoruz. İkinci olarak yaklaşık 1,5 milyon yabani zeytini aşılayarak ekonomiye kazandırıyoruz. Gelirlerinin tamamı mahallinde yaşayan vatandaşlarımıza bırakılan ve bugüne kadar 600 bin ağaca ulaşılan projeyi yaygınlaştırarak sürdürüyoruz. Üçüncü olarak tıbbi ve aromatik bitkilerin katma değerinin artırılmasına yönelik çalışmaları destekliyoruz. Anadolu sadece kendi bağrında yetişen 3600 bitkisiyle bereketli ve şifalı topraklara sahiptir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimini ve ticaretini yaygınlaştırarak vatandaşlarımıza önemli bir gelir sağlamak istiyoruz. Hedefimiz halen 429 bin ton olan odun dışı orman mahsulü üretimini 685 bin tona, vatandaşlarımıza sağladığı gelir rakamını da 220 milyon liradan 410 milyon liraya çıkarmaktır. Dördüncü olarak 81 ilde tabiat turizmi seferberliği başlatıyoruz. Ülkemizin sahip olduğu tabii güzellikleri, gerekli planları ve yatırımları yapmak suretiyle turizme kazandırmakta kararlıyız. Tabiat turizmi gelirinde dünyanın İlk 5 ülkesi arasına girmeye hedefliyoruz. Beşinci olarak geçtiğimiz yıl açılışını yaptığımız 5000 köye 5000 gelir getirici orman kurulması projesinde kalan 2700 köyle ilgili çalışmayı 2019 yılı sonuna kadar tamamlamakta kararlıyız. Ceviz. Sağ ol. Ceviz, badem, zeytin, kestane gibi ağaçlarla kurulan bu ormanlar sayesinde her vatandaşımız 2000 liraya kadar ilave gelir elde edebiliyor. Altıncı olarak da sınırlarımız dışında Afrika'da Sahra Çölü'nün yayılışını durdurmak için kurulan büyük yeşil duvar projesine destek veriyoruz. Az önce perdede izledik. Bu kapsamda Türk-Nijer Dostluk Ormanı kuruldu. Sudan ve Moritanya'daki ormanlar için çalışmalar sürüyor. Böylece bugünkü programımızın 6 başlığını özetlemiş olduk. Hepsinin de ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu projelerin hayata geçirilmesinde emeği olan Orman ve Su İşleri Bakanlığımızı, Sayın Bakanı ve ekibini, hayatını ormandan kazanan tüm vatandaşlarımızı tebrik ediyorum.
Maşallah Keçiören. Yeni mahalleden geri kalmadınız. Değerli kardeşlerim, ne diyor o güzel orman türküsünde? Tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana dönmeli yurdumda. Yuvadır kuşlara, örtüdür toprağa, can verir doğaya ormanlar yurdumda. Evet, ülkemizin ormanlarını bu bilinçle korumalı, geliştirmeli, büyütmeliyiz. Türkiye geçtiğimiz 14 yılda her alanda olduğu gibi ormanlar konusunda da adeta bir devrim gerçekleştirmiştir. Dünya genelinde ormanların karasal alanlara oranı 1990'da %31,8 iken 2015 yılında bu oran %30,8'e düştü. Buna karşılık ülkemizde bu oran %12,5'tan %15,2'ye yükseldi. Aramızdaki fark bu. Bu artışın hemen tamamı da son 14 yılda gerçekleşti. Orman varlığımızı 1,5 milyar hektar artırarak bu konuda dünyada ilk sıralarda yer aldı. Bizim anlayışımızda büyümek, sanayileşmek, üretmek, ticareti ve ihracatı artırmak tek başına bir hedef değildir. Tüm bunları insan için ve insanla birlikte yapmak istiyoruz. Bizim bir iktisat ahlakımız var. Tüm çalışmalarımızı ona göre yürütüyoruz. Bu ahlakın temelinde sömürme değil, birlikte büyüme, risksiz kazanma değil, üreterek kazanma, başkası hesabına değil, kendi hesabına çalışma bulunuyor. İşte bu anlayışın tabii sonucu, gelişmenin ormanlarımızın ve su kaynaklarımızın hebası pahasına değil, bu kıymetlerin korunarak sürdürülmesidir. Çünkü tabiat Allah'ın bize bir emanetidir. Tabiatı hoyratça yok etmek bu emanete hıyanet etmektir. Büyüklerimiz geçerli bir sebep olmadan, başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere, bir tek dalın kırılmasına, bir tek çiçeğin koparılmasına dahi razı olmadılar. Önünde akıp giden derenin veya gürül gürül akan çeşmenin suyuyla abdest alırken dahi israf etmeme hassasiyetiyle hareket ettiler. Tabiattaki her canlının kendi halince Allah'ı zikrettiğine inanan bir anlayıştan, bir kültürden başka türlü bir hareket tarzı da beklenemez. Bizlerin de yeni nesilleri, çocuklarımızı, torunlarımızı aynı anlayışla yetiştirmemiz gerekiyor. Türkiye'nin son asırlarda yaşadığı sıkıntılar pek çok hassasiyet gibi tabiatla ilişkimize ciddi zararlar vermiştir. Buna rağmen imkan ve fırsat olan her yerde kadim kültürümüzün işaretleri kendini göstermiştir. Şehirlerimizin etrafı yokluk içinde kendine sığınacak bir çatı arayan insanlarımızın yaptığı çirkin gecekondularla bezenirken dahi bu hassasiyet elden bırakılmamıştır. Her gecekondunun bahçesine sığdığı kadar ağaç dikilerek, çevresi çiçeklerle bezenerek bir farklılık ortaya konmaya çalışılmıştır. Açıkçası o gecekonduların çoğu bugün şehirlerimizi adeta istila eden beton, çelik ve cam yığını binalardan daha kişilikli, daha şahsiyetli, daha özgündü. Şehirciliğimizdeki bu ara dönemi de kısa sürede geride bırakarak
insan fıtratına uygun yapılarla tanışacağımız günler inşallah yakındır. Ağaçların, ormanların, tabiatın, özellikle tabiatın o gülen yüzünün tabii bir parçamız olarak hayatımıza yeniden gireceği günler inşallah yakındır diye düşünüyorum. İnsanla tabiat arasındaki karşılıklı sevgiye, saygıya, faydaya dayalı o güçlü ilişkinin yeniden tesis edileceği günler inşallah yakındır. Kardeşlerim, ormanlarımızın hikayesi ülkemizin ve milletimizin hikayesidir. Geçmişte diğer hususlar gibi ormanlarımız konusunda da imkansızlıktan, önceliklerin farklı olmasından, medeniyet değerlerimizin zayıflamasından kaynaklanan bir gerileme dönemi olmuştur. Sonra fırsatını bulur bulmaz ormanlarımıza yeniden hak ettiği değeri vermeye başladık. Türkiye yönetim sistemi konusunda da işte böyle bir değişim süreci içindedir. Asırlardır süren yönetim sistemi arayışımızın yeni ve çok önemli bir aşamasında bulunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adını verdiğimiz yürütme, yasama ve yargı organları arasındaki ilişkileri yeniden belirlediğimiz bir anayasa değişikliğini 16 Nisan'da milletimizin takdirine sunuyoruz. Bu değişimin özünde Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığın birleştirilerek güçlü, etkin, hızlı ve sorumlu bir yürütmenin oluşturulması vardır. Ülkemiz Cumhurbaşkanları ve Başbakanlar arasındaki çekişmeler veya bunların seçimindeki krizler yüzünden geçmişte çok büyük bedeller ödedi. Gazi Mustafa Kemal İnönü'yle çok ciddi sıkıntılar yaşadı. İnönü yine aynı. Kendi döneminde o dönemin başbakanı ile ciddi sıkıntılar yaşadı. Celal Bayar aynı şekilde. Ne zaman ki bu dönemler bitti, ondan sonra geldik Sayın Sezer döneminde aynı ekolden geldikleri halde biliyorsunuz merhum Ecevit'le bir anayasa kitapçığını fırlatma hadisesi yaşadık. Ve ertesi gün Türkiye'de ekonominin ne duruma geldiğini hatırlayın. Milyarlarca dolar Türkiye o zaman bedel ödedi. Koalisyonların sebep olduğu zayıf hükümetler yüzünden kendini milli iradenin milletin üzerinde gören odaklar ortaya çıktı. Darbeler, muhtıralar, bildiriler ve daha pek çok usulle milletin seçtiği meclis, başbakan, hükümet devre dışı bırakıldı. Yerine vesayet güçleri ikame edildi. 1960 darbesinde milletin seçtiği başbakanı ve bakanları dar ağacına çıkartmadılar. Bugün hayır kampanyası yürütenler o günde aynı şekilde bu dar ağacı kuranların arkasındaydılar ve buna sessiz kaldılar. Konuşamazlar. Cesaretlerini sistemin zayıflığından alıyorlardı. Farklı yerlerden de, egemen güçlerden de destek alıyorlardı. 1971 yılında hükümeti istifaya zorlayanların, 1980'de yeniden darbe yapanların, 1997'de bir kez daha hükümet devirenlerin gücü sistemin zayıflığından geliyor. 1994 ve 2001 ekonomik krizlerinin gerisindeki sebep de budur. Aynı şekilde 2007 yılında bize cumhurbaşkanı seçtirmek istemeyenlere bu cesareti sistemdeki zafiyetlerin verdiği açıktır. 2013 yılından itibaren ülkemize yönelik tehditlere karşı verdiğimiz mücadeleyi sistemin verdiği imkanlardan ziyade milletimizden aldığımız güçle yürüttük.
Değerli kardeşlerim, 17-25 Aralık darbe girişimini hatırlayınız. Bölücü örgütün çukur eylemlerini hatırlayınız. Şu anda bu çukur eylemlerinde bulunanlar ne diyorlar? Hayır. Değerli kardeşlerim, hiç şüphem yok. Hiç şüphem yok. Kandil ne diyor? Hayır. Bölücü terör örgütü PKK ne diyor? Hayır. Peki değerli kardeşlerim, şimdi bu ülkemizi bölmek, milletimizi parçalamak isteyen bu bölücü terör örgütleriyle beraber hareket etmenin izah edilir bir yanı olabilir mi? 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında ortaya çıkan belirsizliği hatırlayın. En son olarak 15 Temmuz darbe girişimini hatırlayın. Ve FETÖ terör örgütü işte şu anda da görüyoruz. Batı'da. Bu terör örgütünün arkasında kimlerin olduğunu görüyoruz. Almanya'da nasıl paslaştıklarını görüyoruz. Hollanda'da, Belçika'da, İsviçre'de nasıl paslaştıklarını görüyoruz. Milletimize bu bedelleri ödetmeye kimsenin hakkı yoktur. Onda hiç şüphe yok zaten. Onda hiç şüphe yok. Hiç endişe etmeyin. İşte tüm bu yaşananlardan aldığımız ders de yönetim sistemimizi değiştiriyoruz. Şimdi buna hazır mıyız? Türkiye artık zayıf hükümetlerin pençesinde kıvranmasın diye, istikrar ve güven iklimini kaybetmesin diye yönetim sistemini değiştiriyoruz. Buna hazır mıyız? Kardeşlerim, 16 Nisan'da oylanacak olan anayasa değişikliğinin ne getirdiği, ne götürdüğü bellidir. Fakat bunlar felaket yalan söylüyorlar. Olmayan şeyleri varmış gibi göstermeye çalışıyorlar. Bu anayasa değişikliğine mecliste kabul edilen metni dahi okumaya tenezzül etmemiş bir muhalefet anlayışıyla karşı çıkanlar var. Ana muhalefetin başındaki zat diyor ki, Cumhurbaşkanı başka partiden, Başbakan başka partiden olursa kavga çıkar. Tamam işte. Biz de böyle olmasın diye Cumhurbaşkanlığıyla Başbakanlığı ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz ya. Yapılan bu. Metni oku, metni. Metni dahi okumamışsın. Arkasından gelenler de metni okumamışlar. Öyle yalanlar, öyle iftiralar ortaya atıyorlar ki insanın hafsalası almıyor. Ne dediler? Cumhurbaşkanı meclisi feshedecek. Meclis kapanacak. Ya bir defa Cumhurbaşkanı meclisi fesih yetkisi yok. Değerli kardeşlerim, burada olan ne biliyor musunuz? Ancak Cumhurbaşkanı seçimi diyelim ki yenilemeyi arzu etti. Erken seçim faraza. Burada parlamento ile beraber bu iki seçim birlikte yapılır. Ve fesih asla yeniden seçime gidilmesi söz konusu olabilir. Ama fesih yok. Çünkü
5 senede bir yapılacak olan seçimlerde de yine aynı şekilde Cumhurbaşkanı ile birlikte parlamento seçimi de ne olacaktır? Yapılacaktır. Birisi yapılıp birisinin yapılmaması diye bir şey bugünkü gibi yok. 5 senede bir bu yapılacak. Milleti aldatmayın. Tabii buna baktılar ki inanan yok. Çıtayı biraz düşürdü. Bu sefer ne demeye başladı? Cumhurbaşkanı belediyeleri, muhtarları kapatacak demeye başladı. Değerli kardeşlerim, anayasada ve yasalardaki haklar neyse bugün de bu haklar aynen geçerlidir. Bunda değişen bir şey yok. Ve bir şey daha söylüyorlar. Cumhurbaşkanı çıkartacağı kararnamelerle istediği gibi bu ülkeyi yönetecek. Yok böyle bir şey. Bu da kuyruklu bir alan. Bir defa hakkında anayasa düzenlemesinin olduğu bir konuda veya yasal bir düzenlemenin olduğu konuda Cumhurbaşkanı kararname çıkaramaz. Bir boşluk varsa farklı bir konuda böyle bir şeyi çıkartabilir. Fakat bunlarda dahi parlamento icabında böyle bir kararnameyi iptal yetkisine de sahiptir. Bunlara hiç girmiyorlar, işlerine gelmiyor. Tabii bütün bu yalanın mumu da yatsıya kalmadan sönünce bu defa çıtayı biraz daha düşürdüler. Şimdi önceki gün ne diyor? Cumhurbaşkanı tüm lokantaları kapatabilir diyor. El insaf. Yalanın da, palavranın da bir haddi hududu olur. Bunun yalanlarının freni yok. Şimdi sıra ne zaman boyacılara, simitçilere, çekirdekçilere gelecek diye bekliyorum. Kardeşlerim, biz Cumhurbaşkanlığı sistemini herhangi bir yeri kapatmak için değil, ülkenin ve milletin önünü açmak için getiriyoruz. Meclisin önünü açıyoruz. Çünkü kanunları sadece orası çıkartabiliyor. Kanun tekliflerini sadece milletvekilleri verebiliyor. Bütçeden başka herhangi bir kanun teklifi verme yetkisi dahi yok. Sadece bütçe. Gençlerimizin önünü açıyoruz. Bunlar gençlerimizin önünü kapattılar. Biz 30'dan ne yaptık? Önce 25'e indirdik. Dedik ki bu da yetmez. Niye? Dünyanın kahir ekseriyetinde ki 59 ülke bugün eğer 18 yaşı seçme ve seçilme yaşı olarak kabul etmişse niye benim gencim aynı hakkı kazanmasın? Şu anda 18-25 yaş arası 7,5 milyon gencimiz var. Bu 7,5 milyon gencimiz bu seçimlerde hem seçme hakkına sahip olacak hem seçilme hakkına sahip olacak. Şimdi gençler size sesleniyorum. 18-25 aralığındaki gençler sizlere sesleniyorum. Kızıyla erkeğiyle. Sadece erkekleri kapsamıyor bu. Kızlarımızı da kapsıyor. Parlamentoya girmeye hazır mısınız? Parlamentoya girmeye hazır mısınız? Bak şurada kaldı 26 gün ha. Kapı kapı dolaşmaya var mısınız? Gümbür gümbür sandıkları patlatmaya var mısınız? Şimdi biz demokrasinin önünü açıyoruz. Çünkü yeni sistemde ülkeyi yönetecek kişi hiçbir aracı olmadan doğrudan milletimiz seçiyor.
Yani vekiller vasıtasıyla değil, asıllar vasıtasıyla seçiyoruz, millet vasıtasıyla seçiyoruz. Her 5 yılda bir yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı adayları ülke için geliştirdikleri projeleri, programları, vaatlerini ortaya koyacaklar. Milletimiz de bunlardan birini seçecek. Aynı gün meclis seçimi de olacak. Ben de gençliğimizle gurur duyuyorum. Ve bu gençliği çoluk çocuk diye vasıflandıranlara özellikle 16 Nisan'da gereken cevabı hep birlikte verelim diyorum. Böylece ülke hükümetiyle, meclisiyle 5 yıl boyunca istikrar ve güven içinde yoluna devam edecek. Milletimiz yetkiyi kime verdiğini bildiği için hesabı da ne yapacak? Ondan soracak. Evet, durmak yok, yola devam. Eyvallah. Geçmişte olduğu gibi öyle %15 oy alınarak başbakanlık koltuğuna kurulma, ondan sonra da ülkeyi krize sürükleme dönemi bitiyor. Ya bu ülkede kardeşlerim, bu ülkede düşünebiliyor musunuz? 25 günlük hükümetler kuruldu ya. 25 gün. 25 günlük bir hükümette istikrar olur mu? Güven olur mu? Ama şimdi iş değişti. Şimdi Cumhurbaşkanı en az %50+1 oyla seçilecek. Bu demektir ki Cumhurbaşkanlığı görevine gelecek kişi en az 25-30 milyon arasında bir seçmenin desteğini almak zorundadır. Böyle bir cumhurbaşkanının ülkesine, milletine yanlış yapma şansı olabilir mi? Böyle bir cumhurbaşkanının öyle kafasına estiği gibi karar alma, açma kapatma imkanı olabilir mi? Üstelik ortada anayasa var. Yasalar var. Hepsinden önemlisi milletin murakabesi var. Bunun için sizlerden ve milletimden ricam şu: muhalefetin hezeyanlarına kulak asmayın. Biz anayasa değişikliğiyle gelecek yeni sistemin ülkemizin ve milletimizin faydasına olduğuna inanmasak böyle bir yola çıkar mıyız ya? Bugüne kadar bizim ülkemize hizmet etmek, eser kazandırmak, milletimizin başını dik tutacak politikalar izlemek dışında bir niyetimizi, bir icraatımızı gören var mı? Kardeşlerim, bu hayırcı takım var ya, bunlar kim biliyor musunuz? Çok kısa özetleyeyim size. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yapıldığı zaman bu köprüye ne dediler? Ne dediler? Hayır dediler. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yapıldı. Ne dediler? Hayır dediler. Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapıldı. Ne dediler? Hatta denizden gelip Boğaz'da gösteriler yaptılar. Osman Gazi Köprüsü yapıldı. Ne dediler? Hayır. Şurada 3 yılda
200 milyon civarında yolcu taşıyan Marmara'ya ne dediler? Hayır. Avrasya Tüneli yapıldı. Yine boğazın altından ne dediler? Hayır. Şimdi 18 Mart Çanakkale Köprüsü temelini attık. Bu ara ona hayır diyemediler. Ona hayır diyemediler. Çünkü hesaplar, çünkü biliyorlar ki artık bu hükümet, bu devlet yapar mı yapar. Ha, bunlarla dalga geçilmez. Bunlara hayır demeye kalkılmaz. Niye? Ya bunlar yapar. Bunu gördüler. Çünkü şu 14 sene içerisinde bu yapılan köprüler, bu yapılan tüneller, bu sürece sığan 19 bin kilometre bölünmüş yollar, barajlar, bütün bunlar bunların hesaplarını alt üst etti. Çünkü bunların hafsalası bunu almaz. Bunlar bu tür şeyleri yapamazlar. 25 tane havalimanı varken şu anda 59 tane havalimanı var. Bunların hafsalası bunları almaz. Ekonomi, kişi başına milli gelir 3400 dolar iken bugün 11 bin dolara çıktı. Bunların hafızası bunu almaz. Kardeşlerim, düşünün. Delikli kuruşa muhtaç olduğumuz dönemleri düşünün. Memurunun maaşını ödeyemeyen durumları düşünün. Bu durumlardan IMF'e olan borcu düşünün. Geldiğimizde 23,5 milyar dolar IMF'e borcumuz vardı Türkiye'nin. 2013 bu borcu sıfırladık. Bunlar böyle şeyleri yapabilecek güçte, kalitede, kapasitede değildi. Çünkü biz bunlardan hep borçları devraldık. Ve Merkez Bankası'mızın döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. Ama şimdi 120 milyar dolarlara çıktı. Nerelerden nereye? Şimdi soruyorum sizlere. 16 Nisan'da güçlü Türkiye için evet mi? 16 Nisan'da büyük Türkiye için evet mi? Müreffeh Türkiye için evet mi? İstikrarlı Türkiye için evet mi? Maşallah. Ormancılarımız kararı vermiş. İnşallah 16 Nisan'da sandığa da böyle coşkulu gideceğiz. Kardeşlerim, hadi bizim muhalefetin telaşını anladık. Kardeşlerim, biz muhalefetin derdini anladık. Onlar uzun zamandır ekmeden biçtikleri bir sistemi kaybedecek olmanın paniği içindeler. Peki bu Avrupa ülkelerine ne oluyor? Avrupa ülkelerinin 16 Nisan konusundaki duruşları bizim muhalefetten daha sert, daha haşin, daha yaralayıcı. Bakanlarımızı ülkelerine sokmamak için her türlü diplomatik teamülü çiğnemekten olağanüstü hal iki saatte ilan edecek kadar her yola başvuruyorlar. Kaldı ki Avrupa'da belediyeler olağanüstü hal ilan edebiliyor ya. Böyle yetki var. Bizim ilan ettiğimiz olağanüstü hal beyleri rahatsız ediyor. İşinize bakın, işinize. İşinize bakın. Türkiye'deki halk oylamasından hangi sonucun çıktığı sizi niye bu kadar ilgilendiriyor? Size helal olsun, size. Allah'ın izniyle 16 Nisan'da
Bunlara gereken dersi ben vereceğinize inanıyorum. Tabii onlar da Türkiye'de yönetim sisteminin değişmesinin sonuçlarının gayet iyi farkındalar. Onlar iyi farkındalar da bizimkiler hala farkında değil. Geçmişte hasta adam dedikleri bu ülkeyi bir türlü mezara gömüp başına taş dikemediler. Şimdi bu ülkenin yeniden dirilişine şahit olmak elbette onlara acı geliyor. Tayyip Erdoğan'ın Rotterdam'da dev posterleri dükkanlara asılmış. Gelmiş Hollanda polisi onları söküp atıyor. Ama öbür tarafta Avrupa Birliği'nde PKK terör örgütü yasak olduğu halde, kendileri de bu yasağı destekledikleri halde, onun başındaki zatın pankartlarıyla, posterleriyle Hollanda, Rotterdam caddelerinde onların polislerinin koruması altında gösteriler yapıyorlar, yürüyüşler yapıyorlar. Sadece Hollanda'da mı? Hayır. Almanya'da da aynı şeyi yapıyorlar. Bunların hepsi yapıldı, yapılıyor. Ne yaparsanız yapın. Topunuz gelin. Bu millet 16 Nisan'da gereğini sizlere gösterecektir. Yıllarca bize Avrupa Birliği kriterleri diyerek dayattıkları ne varsa şimdi hepsini kendileri ayaklar altına alıyorlar. Şu 16 Nisan bir bitsin. 16 Nisan bittikten sonra masaya oturacağız, konuşacağız. Bu devran böyle yürümez. Gereği neyse Türkiye olarak da biz bunu yaparız. Hollanda'da yerlerde sürüklenen o benim Hüseyin Kurt kardeşimin hesabını soracağız. Yerlerde sürüklenenler sadece benim insanım değil, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin müktesebatıdır. Avrupa Birliği kriterleridir. Bunun hesabını da onların vermesi lazım. O çok övündükleri değerlerdir. Avrupa ülkelerinin yüzlerindeki maske düştü. Gerçek suratları ortaya çıktı. Yani benim oradaki vatandaşımı, soydaşımı, aynı zamanda senin de vatandaşın. Ata, ite nasıl sen ezdirirsin, yedirirsin ya? Böyle şey olabilir mi? Bunun insanlıkla ne alakası var? Bu nerede görülmüş? Bunlar insanlıktan nasibini almamış. Bunlarda insanlık yok. Bunlarda vicdan yok. Bunlarda merhamet yok. Bunların elinde silah yok. Bunların elinde sadece Türk bayrağı var ya, başka bir şey yok. Bu Avrupa 2. Dünya Savaşı öncesinin ırkçı, faşist, zalim Avrupa'sıdır. Bu Avrupa orta çağın Türk ve İslam düşmanı Avrupa'sıdır. Çanakkale şehitlerimize ithaf ettiği o meşhur şiirinde ne diyor Akif? Ah, o 20. asır yok mu? O mahluk-u asil. Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kuslu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılması hala bize afet doyuz. Medeniyet denilen kahpe hakikat yüzsüz. Evet. Medeniyet denilen kahpe hakikat yüzsüz. Evet. Avrupalılar önce Suriye meselesinde, ardından 16 Nisan konusunda ortaya koydukları tavırla kendi maskelerini kendi elleriyle yırtmışlardır. Terör örgütlerinin hepsine kucak açan Avrupa ülkelerinin Diyanet İşleri Başkanlığımızın imamlarına, Milli Eğitim Bakanlığımızın öğretmenlerine tahammül edememeleri
hep aynı karın ağrısının eseridir. Ya Diyanet İşleri Başkanlığımızın imamlarına ajan muamelesi yapıyor. Öğretmenlerine ajan muamelesi yapıyor. Ondan sonra bir ay İstanbul'da Alman konsolosluğundaki ajan terörist saklanıyor bir ay. Ve Şansölye Merkel burada ziyaretime geldiğinde onu bırakmamızı istiyor. Dedim ki bizde yargı bağımsızdır. Bırakamayız. Kararı verecek olan yargıdır. Ben size dedim 4500 terörist dosyası verdim. Nerede neticesi? Bu terörist PKK'lıların, FETÖ'cülerin dosyaları nerede? Hani cevap? Bak kaç yıl oldu vereli dedim. E yargı dedi. Ha bizde de yargı, kusura bakmayın dedim. Şimdi Arapların güzel bir sözü var. Hep söylüyorum. Men dakka dukka. Ha siz vurdunuz mu? Kusura bakma size de vurulur. Siz bize nasıl davranırsanız bizden de aynı muameleyi görürsünüz. Bundan sonra ülkemizde çeşitli sıfatlar altında ajanlık yapan hiçbir Avrupalıya izin verilmeyecektir. İster şahıs olsun, isterse kurum olsun. Avrupa Birliği üyelik süreciymiş. Geri kabul anlaşmasıymış. Şuymuş buymuş. Artık hiçbiriyle bizi tehdit edemeyecekler. Bitti o işler. Biz Çanakkale'de olduğu gibi 7 düvelin en modern ordularına boyun eğmemiş. 15 Temmuz'da olduğu gibi içimizdeki ihanet çetelerine meydanı bırakmamış bir milletiz. Hele 16 Nisan'da şu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine bir geçelim. Ondan sonra çok daha farklı bir Türkiye doğacak. Bunu bilelim. Çünkü 2023 hedeflerimize ulaşmamızdan öylesine endişe ediyorlar ki bunun garantisi olarak gördükleri 16 Nisan halk oylamasında aleni taraf haline geldiler. İşte bakıyorsunuz Alman milletvekilleri. Ya sana ne? Avucunun içerisine hayır yazmış. Onunla dolaşıyor. Çıkıyorlar bakıyorsunuz meydanlarda kampanyalar yapıyorlar. Ya size ne? Korkunun ecele faydası yok. Türkiye'yi 2 trilyon dolar milli geliri kişi başına 25 bin dolarlık zenginliğe ulaştırma konusunda kararlıyız. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline ihracatımızla, savunma sanayimizle, eğitim, sağlık, ulaştırma, enerji altyapımızla gümbür gümbür geliyoruz. İşte buyurun. Çanakkale Köprüsü. 18 Mart Çanakkale Köprüsü. Buyurun. Biten bir ülkeye böyle bir kredi gelir mi? 10,5 milyar Türk lirasıyla işte bu köprüyü %50'si Türk, %50'si Kore olmak üzere yapıyorlar. İnşallah 2023'e girmeden biz bu köprümüzün de açılışını yapacağız. Şimdi sizlere soruyorum. Öyle bir cevap verin ki ekranları başında bizi izleyen milletim, yurt dışında yine bizi izleyen soydaşlarımız, vatandaşlarımız, tüm Avrupa, tüm dünya bunu duysun. Hazır mıyız? Tek millet için evet mi? Tek bayrak için evet mi? Tek vatan için evet mi? Tek devlet için evet mi? Öyleyse
Bugün aynı zamanda Nevruz. Hacı Bektaş'la sesleniyoruz. Hep birlikte bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Böylece kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Öyleyse geçelim şarkımıza. Hazır mısınız? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey ormancı kardeşlerimi hatırlatıyor. Günümüz kutlu olsun. 16 Nisan ülkemizin aydınlık yarınlarına vesile olsun diyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hakikaten el işçiliğiyle hazırlanmış bu güzel ceviz sandığı. Üzerinde her şey daha yeşil bir Türkiye için yazıyor. İçeride de evet mührü var. Ve tabii orman ürünleri de içinde. Böyle bir evete kimse farklı bir şey düşünmez. Ve bu yola da inşallah hep birlikte koşturacağız. Ve nasip olursa 16 Nisan'da milletçe hep birlikte güleceğiz. Sağ olun, var olun. Bütün ormancı kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz.